Türkiye'de seçim anketinin haberi birleştiren tek frekansta son seçim anketi sonuçlarını sizlere yorumlayacağım. Az önce geldi sosyopolitik seçim anketinin sonuçları hem yurt geneli sonuçlar hem de Cumhurbaşkanı kim olacak ve muhalefetin adayları yüzde kaç oy alıyor? Çok ilginç sonuçlar. Haber 3 kaynağından, Haber 3 kaynağından sizlere en sıcak, en son seçim anketini yorumlayacağım. Evet çok ilginç sonuçlar var. Siyasi partilerin başarı oranı anketinde tüm partilerin hesaplarını bozacak sonuçlar. Sosyopolitik Araştırmaları Merkezi'nin Eylül oyu anketinin sonuçları geldi. Araştırmaya göre AKP bir önceki seçime göre 10.5 puan kaybetti. Bu bir depremdir. Şu anda tüm medya siteleri bu haberi vermelidir ama Türkiye'de yayıncılık olmadığı için bu haber verilemiyor. Evet bir siyasi parti AKP Tekrar adındaki bir siyasi parti sadece bir ayda buçuk puan kaybediyor. Bu Türkiye'nin gündemini değiştirecek bir gündem. İşte detaylar, muhalifleri heyecanlandıracak sonuçlar. Tarafsız haber Barış Biner'den ayrılmayın detaylar geliyor. Sosyopolitik Sağ Araştırmaları Merkezi Eylül anketini açıkladı ve az önce az önce haber 3 internet sitesine düştü ve ilk önce tarafsız haber Barış Biner'de YouTube'da ben yayınlayacağım bu anketi. Muhalifler için çok ilgi, çok ilginç sonuçlar araştırmada bu pazar bir genel seçim olursa hangi partiye oy verirsiniz dikkatinizi çekelim AKP'de bir ayda 10.5 puanlık düşüş var Türkiye'nin önü açılıyor Türkiye'nin kilidi açılıyor evet sorusuna verilen yanıtlar kararsızlar dağıtılmadan önce AKP %27.2 son anket Eylül ayı anketi CHP %26 fark sadece 1.5 puan Avrasya ankette de 1 puandı sosyopolitik araştırmalar merkezinde de sadece AKP CHP arasındaki puan farkı 1'e düşmüş durumda bu çok büyük bir haber, haberdir. Bu Türkiye için bir depremdir. Bu 2002'deki gibi çok büyük radikal bir değişikliktir. Mehmet Ali Kulat da söylemişti televizyon kanalında kanalında tıpkı 2002 gibi yer yerinden oynayacak seçmenler tercihlerini değiştiriyor. AKP seçmen tabanını radikal ölçüde kaybediyor. İyi Parti %10.2 dikkatinizi çekerim kararsızlar dağıtılmadan önce HDP 9.4 kararsızlar %8.2 oy kullanmayacağım. %7.7 MHP %6.6 Ali Babacan Deva 1.5 Ahmet Davutoğlu Gelecek 0.9 Saadet 0.7 Diğerlerinin toplamı 1.6 evet %1.6 Sarıgül, İnce vesaire Vatan Partisi'ni toplayın %1.6'yı geçemiyor ve işte o, kritik yere geliyoruz. Araştırmada AKP'dim. 2018'deki seçimlere göre %10.5 oranında oy kaybettiği hesaplandı. Bu seçimde ilk defa oy kullanması beklenen 18-24 yaş aralığındaki katılımcıların %28. 8'e CHP'ye %17.1 İyi Parti'ye %13.1 HDP'ye oy kullanacağını söyledi ve kararsızlar dağıtıldıktan sonra geçerli oylar üzerinden oy kullanmayacağım ve kararsızlar dağıtıldıktan sonraki tablo görüyorsunuz. AKP %32.3 34 bandının 2 puan altında CHP %30.9 yani 31'e 32 kararsızlar dağıtıldıktan sonra aradaki fark 1'e iniyor ve bu haber medyada manşete olmuyor. Oysa Türkiye'de çok radikal bir değişim alıyor. Bu seçmen tercihleri açısından büyük bir depremdir. İyi Parti %12.1 15'e doğru ilerliyor. HDP %11.3 13'e doğru ilerliyor. Muhalefette büyük çıkış var. MHP 7.8'e demir atmış. Yani seçim barajı bugün 8'e indirilse MHP 8'in altında kalıyor. Değerli izleyiciler onun için 7'ye indiriyorlar. AKP 32, MHP 7 toplamları 39, 40 küsüratla 40 40'a ulaşıyor. Muhalifler HDP ile beraber %60 HDP'siz muhalifler iktidarı geçiyor. Çok ilginç. Diğerleri 1.9, Ali Babacan, Deva, kararsızlar dağıtılınca 1.8... Gelecek Partisi Davutoğlu 1-1, Saadet 0.8 ve diğer sonuçlar şöyle. Bu pazar evet cumhurbaşkanı kim olacak? Bu pazar cumhurbaşkanı seçimi olsa kime oy vereceksiniz? Çok ilginç sonuçlar. Bu pazar bir cumhurbaşkanı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz? Muharrem İnce binde 5 değerli izleyiciler Ahmet Davutoğlu yüzde 1 Ali Babacan yüzde 1.5 Mansur Yavaş yüzde 4.1 Meral Akşener yüzde 4.8 Ekrem İmamoğlu yüzde 5.3 Selahattin Demirtaş yüzde 5.9 Oy kullanmayacağım %7.7, kararsızlar %8.1, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde on üç nokta... Evet 13 ve 18 13.3 Partime gösterdiği adaya oy vereceğim. %14 Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu sadece %33.8 Erdoğan'ın oyu. 34'e düşmüş durumda değerli izleyiciler. Yani bu demek oluyor ki kararsızların oy oranı %67 değerli izleyiciler. Evet erkek kadın ayrımı var haber sitesinden detaylara bakabilirsiniz. Ve 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 kendinize Türkiye'de güvenli hissediyor musunuz? Kısmen 35. Hayır 33. Ee, hayır 33.3. Evet 30.8. Kendini Türkiye'de de güvende hisseden sadece 30.8. Evet, evet detaylar haber 3'te. Işte. Geleceğinize dönük endişeli misiniz? Endişeliyim diyenler. Endişeliyim diyenler 42.4 değerli izleyiciler. Çok endişeliyim diyenler 24. Endişeli değilim diyenler sadece 23.8. Türkiye'nin en önemli sorunu %60.1 ile işsizlik değerli izleyiciler. Ve detaylar haber üst sitesinde tarafsız haber Barış Biner'de bu anket sonuçları gündem yaratacak. AKP bir ayda 10 puan kaybetti. Cumhur İttifakı %40'ı geçemiyor. Erdoğan'ın oyu 34'ü geçemiyor. Tarafsız haber Barış Biner. Beğene basmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı ve abone olmayı unutmayın. Türkiye'nin seçim anketi kanalınız nasılsınız?